Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde buluvatkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dıktanlar ekranımızı bulsun. Pompeo Xitay'a karşı başlamçılık kılışkı tayyar ikerlikini bildirdi. Doğu haberleri torunun 31. iyuldaki haberde bildirilmişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Xitay'a karşı başlamçılık kılışkı tayyar ikerlikini bildirdi. Pompeo Kengash Palatası Taşkı Münasifetler Komitetinin ispat anlaş yığında söz kılıp Amerika'nın Xitay'a karşı başlamçılık kılışkı tayyar ikerlikini bildirgen. O sözde Cenubi Deniz, Hong Kong, Şarkı Türkistan kişilik hukuk ve din qatarlıq meselelerge karata Xitay'ını ayıplıgen. 31. iyul Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin daimi muhbirlerini kütüveliş yığınıda Xitay bayanatçısı Wang Wenbin suallarga cevap verip, Pompeo'nun Xitay'a hücum kıldığan ve hakaretleydiğen her xil yalgan sözlerini köp qetim tarqatqanlığını aytqan. O sözü de Amerika siyasi yollarının Xitay'a karşı sözleri ve iş hareketleri fakat Xitay puralarını kompartiyanın etrafıga yıkıllaştırdı digerlerini bildirgen. Wang Wenbin yana Pompeo'nun soğuk münasibetler uruş ingi ve şahsi menfaati sebebiden xalqara cemiyetini komünizm ve Xitay'a karşı uruş maşinisi'ye çıkırışkı urunğanlığını bildirdi. Amerika Devlet İşleri Mahkemesi'nin 7. ayının 30. günü resmi torbetide elan kılınan dokulatı'ya asaslanğanda Pompeo Kengash Palatası da xalqara cemiyetinin Xitay bilen bolğan alaqısının buruluş hasılı kılğanlığını ve Amerika'nın Xitay'a karşı başlamçı buluşunu xalaydıqanlığını oturgu koygan. Ama o yana Xitay'a karşı xalqaralıq iştipaq tüzüşünün müşkül işkerlikini mu körüstüp ötken. Şarkı Türkistan'da yuqumlanğıçılar davamlıq köpeydi. Atılmış Uyğur Abnum Raylıq Sahiyya Saqlıqını Saqlaş Komitetinin bugün elan kılgan en yeni uçurudu bildirilişe, Şarkı Türkistan'da Xitay virusu bilen yuqumlanğıçılar 547'e çıkan. 31. iyul saat 0'den kes saat 24'e kadar Ürüm şehirde yeniden 31 kişi Xitay virusu bilen yuqumlanğan. Bunlar içi de yeniden baykalgan kesellik alameti körülmegen yuqumlanğıçılar 30 iken. Yuqumlanğıçılardan diviziyada 1 kişi, Qashqarda 1 kişi, Sanjeda 1 kişi bulup, kalgan 544 bimarının hemisi Ürüm şehirde iken. Bunların içi de 5 bimarının ahvali xatarlık, 27 bimarının kesili iğir iken. Şarkı Türkistan boyunca kesellik alameti körülmegen yuqumlanğıçılar 109 bulup, Ürümçide 107, diviziyada 1, Sanjeda 1 iken. Növete Şarkı Türkistan boyunca ayırıp tekşürülgen kişilerin sani 14540 yetken. Hindistan vaqti gezinin 31. iyul bergen haberde Xitay Devletlik Sahiyya Komitetinin Liaoning ölkisindeki Dalian şehirde baykalgan yuqumnın mənbəsini elan kılgalıqı, yuqumnın bir deniz məhsulatlar şirketidin tarqalgalıqı elan kılınğan bosumu, lekin Şarkı Türkistan'daki yuqumnın mənbəsi haqqıda heç nime demegenliki alahide təkidlendi. Amerika diviziya ve işki Xitay əməldarını caza tizimlikiki körgüzdi. Reuters agentliğinin haberde bildirilişe, Amerika Maliye Ministerliği 31. iyul Amerika'nın Şarkı Türkistan'daki işlep çıkarış kuruluş diviziyesi atılmış Bingtuan ve onunla alakadar işki əməldarını cazalaş tizimlikiki körgüzgərlikini ilan kıldı. Maliye Ministerliği'nin bu axtaki bayanatı da Şarkı Türkistan'daki işlep çıkarış kuruluş diviziyesinin şundaklı diviziya partikomunun sabıq sekretari Sun Jinlong ve diviziya partikomunun muavin sekretari baş komandani Ping Jiaruyunun cazalaş tizimlikiki körgüzgərlikini. Onlarının Şarkı Türkistan'daki Uyghur qatarlıq milletlerinin insani hukuklarının dâhli taarruzuğa uçuruşuğa çetişlik işkerlikke körüstüp ötüldü. Maliye Ministerliği Şarkı Türkistan'daki diviziyalarının Xitay Kompartisi'ki tabi harbi organ işkerlikini, iqtisadi taraqiyatını tutku kılgan halda rayonun içki bihatarlıkını kontrol kılışını küçeytip kelgerlikini bekitip çıkan. Xaberde körüstülüşçe mezkur cazalaş tedbirige asasen diviziya ve mezkur işki əmeldarının Amerika'daki barlıq mal mülkü tonutuldu. Maliye Ministerliği yeni bir icazat namını mı tarqatqan bolup, onun da 30. sentabrdan burun diviziyaga qarashliq şirketler bilen bolgan soda alaqısını ve faaliyetlerini toxtatışqa icazat berilgen. Amerika hükümeti bundan bir hafta burun Xitayının Houston'da turuşluq konsulxanasını taqash buyruğu tüşürgen bolup, mezkur cazalaş kararının iki taraf münasibetini yeni bir qetim ilgirligen halda yirikleştirip etidiganlığı mülkerlenmekte. Amerika TikTok'ni qiyin ahvalga tushirib qo'ydi. Reuters agentligining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika Xitoyning donliq sin ham bahrlash supisi bo'lgan TikTok, ya'ni Douyinning Amerikadagi mulozimatini o'tkazib olishni o'ylashib atgan bo'lib, qisqa vaqt ichida bu haqdagi qarorini e'lon qildi ekan.
Xitoy shirkatiga tabe TikTok app detali yaqinqi bir necha yil ichida dunyodagi eng qarshi elishga erishgan sin ham bahrlash supsiga aylangan bo'lsa-mu, bexatarlik masalasi izchil holda xalqaro jamiyatning gumonini qo'zg'ab kelgan. Oldingi yili Uyg'urlarning qirg'inchilikka uchrayotganligini tunishtirgan amerikalik qizning hisobotining taqilishi TikTokning Xitoy doiralarining kontrolligida ekanligiga bo'lgan qarishini texmi kuchaytirgan. Amerika Maliya Ministerligi çarşamba bildirgan sözüde TikTok'nın bexatarlik tekşürüşüden ötüp atkanlığını, bu hafta içinde Prezidentke bu hafta dokulat sunduğanlığını bildirgen. Prezident Trump'ın şu günü bu hafta işbadı bildirip, TikTok'nın çekleş buyruğu ilan kılışı mümkünlükini, likin başka tallaşlarının barlıqını mı tilga alğan. Aşka arınışça Amerika'nın Microsoft şirketi TikTok'nın Amerika'daki mülazimetini setiveliş hakkında müzakirleşip atkan bulup, hazırki texi resmi baha koymağan. Nöbette Xitay'nın Aslan'daki halkaralaşkan şirkete hesaplandıgan TikTok, Amerika'daki mülazimetini ötküzüp beriş ya ki çeklenişte kıyın tallaşka düşkelgen bulup, Xitay'a nispeten çoğun zerbe bulup hesaplandıgan. Xitay namratlıktın kutulduruş namıda Uyghurlarının hoyla ara medeniyetini veyran kılmaqta. Xitay rejimi ötken yıllardan buyan atalmış əsəbilikki qarıştırış namıda Uyghurlarının öy işçi qurulmasını Xitayçı şəkilge oxuştışkı küçü sarıp kılgan idi. Əmdilikte onlarının Uyghurlardaki min yıllarca devam kılıp gelgen hoyla ara medeniyetini özgertmekçi buluşu zor dikkat kozgaşkı başıldı. Xitay rejiminin başkuruşudaki Xinhua agentliğinin 30. iyuldaki haberde eytilişçe, Yerken naisi Avat Yesi yakında yeni Arish kentini namratlıktan kutulduruş ve yenici güzel hoyla aram berpa kılış ülgelik kenti kılıp kurup çıkan. Nöbette bu kentteki barlık Uyghurlar kentki hizmetki çüşken Xitay sekretar John Han'nın güzel hoyla berpa kılış çakırıkı boyunca hoylarığı pemidur, kızılmuç, pedigen digende köktatlarını terişini başlamadgen. Haberde eğitilişçe Koş Eyrik Yesi'de mezkur çakırıkı avaz koşup, Barlık korşav tamlar, ocaklar çıkıp taşlanğan. Şunonda kişilerinin hoylısığı üzüm barını ornutuş, meyvelik köçet tikiş digendek yanılıklarının payda bolğallıqı takitlengen. Amerika'daki medeniyet tatqiqatçısı Dr. Kahar Barat Efendi bu vaxtı pikir kılıp, Uyghurlar min yıllardan buyan hoylığı üzüm barını tikiş, hoylini gülçecekki tolduruşunu adet kılgan bir halıq. Hoylığı köktat deriş, korsaktan başka gemi yok Xitaylarının adeti dedi. Şunundak bu hareketlerinin emiliyette Xitay rejiminin Uyghur milli kimlikini yoktuş kılmışının bir kısmı işkerlikini alaydı takitledi. Mike Pompeo Şarkı Türkistan'daki Xitay kattıvaşlarının cezalaşını alkışladı. Amerika Maliye Ministerliği 31. Eylül günü Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırış ve kişilik hukuk depsendiciliği çetişlik diyen ayıp bilen atılmış Şinjan işlep çıkarış ve kuruluş Pingtuan'ının ilgirki ve hazırkı rehberlerini Yerşari Magnitski Kanunu boyunca cezalıqanlıqını ilan kılgan idi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo bu haberden ki derhal bu akta aşkarı bayanat ilan kılıp, özünün bu kararını kızgın alkışlaydıqanlıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin torbetide ilan kılınan bayanatta Mike Pompeo, Xitay Kompartiyasının Şarkı Türkistan'da Uyghurlarga ve başka yerlik Müslümanlarga icra kılıp atkan kişilik hukuk depsendikilikini Muşa əsrinin yüzüge çüşken dağ değişke boludu. Trump hükümeti Xitay rejiminin zulüm ve zor tutkun, yukarı pentechnikilik nazaret, mecburi emgek ve mecburi nüfus kontrollüki katarlık bir katar kılmıştırığa karşı dünyavi tirişçallıkı yetekçilik kılıp geldi. Biz bu prinsipal hareketini devam kıldırmak içimiz dedi. Bayanata 2020 yılı 9. Eylül'de Amerika hükümetinin Şarkı Türkistan'daki 1. numarlık emeldar, şundakla Bingtuan'ın 1. siyasi komisari Çin Kuangwon'e karı tizimdeki kirgüz geldi ki, Uyghurlarını bastırışta Bingtuan'ın yani diviziyanın bevası cevapkarlıqı bolğallıqı üçün emdilikte diviziyanın hem de onun ilgirki ve hazırkı rehberlerinin mu bu tizimdeki kirgüzülgeliki alaydı təkidlendi. Mike Pompeo bayanatının ahırıda dünyadaki barlıq devletlerini Xitay Kompartiyasının barğansırı yukarı pelliği çıkıp atkan depsendikilik kılmışlarını ayıplaşka şundaklı özlerinin haqqaniyet sepigi qaytilişki çakırdı. Xitay virüsünün dünyadaki en yeni ahvalığa alakadar məlumatlar. Dünya miqyasında Xitay virüs sebebinin qaza qılğanlar sani 670.540-a, yuqumlanğıçılar sani 17.203.000-a, saqayğanlar sani 10.719.000-a yetti. Xitay virüs sebebinin qaza qılğanlarının sani 153.845-ke, yuqumlanğanlar sani 4.568.375-ke yetken Amerika Qoşma Ştatlarda
Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Xitoy virus sababidan palata umumiy kengash yig'iniga qatnashadigan vakillarning maska taqishining shart bo'lganligini bildirdi. Braziliyada yaqinqi 24 soat ichida qaza qilganlar 1595 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 90134 ga, yuqumlanuvchilar soni 2,552,265 ga yetdi. Shuning bilan qaza qilganlar soni yuqum o'ttirga chiqqanda miyaqi kundalik eng yuksak saviyaga yetdi. Meksikada yaqinqi 24 soat ichida qaza qilgan 485 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 45361 ga, yuqumlanuvchilar soni 408449 ga yetdi. Fransiyada yaqinqi 24 soat ichida qaza qilgan 15 kishi bilan qo'shganda, yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 30238 ga, yuqumlanuvchilar soni 214733 ga yetdi. İtalya'da yaqinqi 24 soat ichida qaza qilgan 6 kishini qo'shganda, yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 35129 ga, yuqumlanuvchilar soni 246776 ga yetdi. Avstraliyada yaqinqi 24 soat ichida 13 kishi qaza qildi, 744 kishida virus payqaldi. Shuning bilan bu raqamlar virus o'tirga chiqqanda buyonqi eng yuksak saviya bo'lib qoldi. Davlatda yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 189 ga, yuqumlanuvchilar soni 16295 ga yetdi. Hindistonda yaqinqi 24 soat ichida qaza qilgan 775 kishini qo'shganda, yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 34968 ga, yuqumlanuvchilar soni 1,583,792 ga yetdi. Rossiyada yaqinqi 24 soat ichida qaza qilgan 129 kishini qo'shganda, yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 13802 ga, yuqumlanuvchilar soni 1,834,499 ga yetdi. Butkul Afrika qit'asida yuqum sababidan qaza qilganlar umumiy soni 18901 ga, yuqumlanuvchilar soni 894421 ga yetdi. Qit'a bo'yicha hozirgacha eng ko'p o'lim nisbati 7497 kishi bilan Janubiy Afrikada, 4728 kishi bilan Misrda va 1186 kishi bilan Aljeriyada ko'rildi. Hozirgacha Seyshel va Eritreyada qaza qilganlar haqida ma'lumot berilmadi. Yuqumlanuvchilar soni Janubiy Afrikada 471123 ga, Misrda 93356 ga, Nigeriyada 42208 ga yetdi. Afrikada Xitoy virusi bilan yuqumlangandan keyin sog'ayganlar soni 543503 ga yetdi. 300 kişi qaza qilgan Janubiy Koreyada mo yaqinqi 24 soat ichida o'lim hodisasi ko'rilmadi. Bu jarayonda virus payqalgan 18 kishi bilan qo'shganda yuqumlanuvchilar umumiy soni 14269 ga yetdi. Turkiya iyul ayida kitob nashr qilishda rekord yaratdi. Turkiyada iyul ayida 60,637,920 parcha kitob nashr qilinib, barliq zamonlarning iyul rekordi yaratildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, 4 kasbi jamiyatning asoslik organi bo'lgan va 1000dan ortiq kitob nashr qiluvchi a'zosi bor bo'lgan nashriyatchilar birlashmasining boshlig'i Munir Ustun iyul ayida 60,637,920 parcha kitob nashr qilinib, barliq zamonlarning iyul rekordi yaratilganligini, Turkiyaning kitob nashr qilish oborti jihatdan dunyo bo'yicha 16-nji yangi temalik kitoblarni nashr qilishda 6-nji qatorga yuksalganligini ta'kidlab mundaq dedi. Bu jihatda Italiyaning oldiga o'tib ketdik. Fransiya bilan bo'lsa dinamikalik bir raqobat ichidamiz. Nashriyatchilar, yozuvchilar, kitobxonlar, o'qituvchilar, ota-onalar va har soha ammasi bu rekordning sohibidir. Bugungi kungacha bo'lganidek, buningdan keyin mo kitob har jihatdan qurg'uchi kuch bo'ladi deganlarni bildirdi. Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ma'lumot. Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 17 kishi qaza qildi. Shuning bilan Xitoy virusi o'ttirga chiqqandan buyon qaza qilganlar soni 4691 ga yetdi. Bu jarayonda 46492 kishi tekshirildi. Bulardan 982 kishida virus payqaldi. Oxirgi 24 soat ichida saqiyib doktorxonadan chiqqan 996 kishi bilan qo'shilib, saqayganlarning umumiy soni 214535 kishiga yetdi. Sahiya ministerligi e'lon qilgan bayonotida virus xatrining hali ham davom qilayotganligini, bu sababdan maska taqish, ijtimoiy aralik saqlash va tozalikka diqqat qilishning intayin muhim ekanligini alohida ta'kidladi.
Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arası ki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.